Bir şey vermek istiyorum da ben bugün. Kime? Şöyle en iyi gelin olarak. Kime? Şimdi Elif kendisine düşünecek. Hep o kendisini en iyi gelini görüyor ya, ama ben bunu başkasına vereceğim. Çiğdem teyzeye vereceğim bunu. Gururla. Sonra tabii da kabul ettiniz değil mi? Ama en iyi gelin. Ama ben de bir zamanlar kayınvalidemin en iyi geliniydi. Tamam. Her şeye muhalefet ya, böyle gelinmiş gibi davranıyor. Bir şey soruyoruz sana, o cevap veriyor. Yüksek puanları veriyor, onun sayesinde kalıyorsun yani. Bir dakika, bir dakika. O yüzden. Yüksek puanları veriyor, ben onun sayesinde kalıyorum. Evet. Senin kayınvaliden ne yapıyor? Senin kayınvaliden bana yüksek puan vermiyor mu? Tamam, senin işte kayınvaliden bana yüksek puan vermiyor mu? Sen değil. Bak şimdi, ben bir sen ortalık karıştırmaya bayılıyorsun. Evet. Doğruya doğru. Çiğdem Hanım her şeye burada karışıyor yani. Gelininden çok Çiğdem Hanım burada her şeye müdahale ediyor. Gerçekten içeriye oturacak olan insan bence burada Elif Hanım, Çiğdem Hanım gelip burada yarışması lazım. Niye ben kayınvalidem? Bir şeylerle oynamak istedi ama olmadı. Ters köşe oldu ona. Evet, ben de kayınvalidemin en iyi geliniydim. Gelinim de benim en iyi gelin diyorum. Yine de diyorum, benim gibi bir geline, yani kayınvalidemin gelinine yakışır bir gelin de kendime aldım ben. Dört dörtlük buluyorum, seviyorum, beğeniyorum. Her şeyiyle muhteşem bir gelinim var. Benim kayınvalidem de aynısını benim için derdi. Duygu'nun da eline sağlık. Çok doğru bir karar vererek bunu getirmiş. İkimiz adını aldım ben Elif'le. Evet kayınvalideler, anneler. Fatih Bey bir saniye. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum dedi. Ben anneler dedim, yorumunu merak ediyorum. Ben maşallah bana dedi. Ne diyorsun Şahis Hanım? Maşallah tabii ki diyecek yani. Gurur duymuştur çünkü öyle bir ünvan taktı en iyi gelin diye. Ondan sonra gelinimin de dediği gibi gerçekten acaba mutfakta siz mi yarışsanız da Elif kızımız da kaynanalı odasına bizimle mi gelse diye düşündüm. Kendini göre Duygu da böyle bir şey yapmış. Herkese göre, kime göre, bana göre de benim gelinim iyi, ben de iyiyim yani diye düşünüyorum. Hanım abla diyor ki, ben diyor zaten çok iyi gelindim, ben de kaynanamın iyi geliniydim. Benim de şimdi gelinim çok iyi, kaynanasına layık bir gelin oldu. Ne diyorsun acaba, doğru mu söylüyor sence? Gelinine gurur duyuyor, herkes kendi gelinine gurur duyar. Ondan sonra kendine onu yakıştırmış, kendini genç görmüş, o da onun şeyidir. Problemidir. Peki Aysel Hanım, ne diyorsunuz? Yani ben de kayınvalidemin en iyi geliniyim. Niye göre, kime göre gerçekten tartışılır. Gelininize göre. Muhalefet olduğu için yaptı bence, söylediği gibi. Her şeye muhalefet ya. Hı. O yüzden taktığını düşünüyorum ben de. Ben mutluyum, gurur duydum. Elif hemen bir aşkını yapmak istiyor. Ben ilk önce kayınvalidemi öpmek istiyorum. Aa. Çok güzel övgü dolu sözler söylemiş. Gerçek. Teşekkür ediyorum. Övgü değil, gerçek. Şimdi Duygu'ya geleceğim Fatih Bey. Duygu aslında misilleme yaptı o en iyi gelin yazısını yazarken. Şimdi gelinin açıklamasını da bilmiyorsunuz. Neye göre diyorum? Her şeye muhalefet kayınvaliden. Her konunun içinde her şeyi o biliyor. Gelin olmak bunu gerektirmez. Senin bilmediğin, ayırt edemediğin nokta o aslında. Gelin olmak nedir? Gerektiği yerde konuşmak, gerektiği yerde susmaktır. Ben zaten bunu yapıyorum. Sen neye istinaden diyorsun ki kayınvaliden gelsin, gelin olsun, sen git kayınvalide ol. Demek ki sen de kayınvalidemden, çok özür dileyerek söylüyorum, kayınvalidemden aşağı kalır yanın yokmuş ki mutfağa kendini layık görüyorsun. Şuna istinaden ben onu verdim. Çiğdem teyze Elif'in yerine de konuşuyor. Konuşmama izin ver. Ben seni dinledim, kesme lütfen. Elif'e yorum yapıyoruz, Elif'le konuşacağız, Elif'in yerine cevap veriyor. Hani desek ki mutfağa gel, Elif'in yerine yemek yap, onu da yapacak. Sürekli ben iyiyim, ben şöyleyim, ben mükemmelim dediği için ona verdim. Aslında oraya yanlış yazmışım. En iyi gelin, en iyi kayınvalide yazmam gerekiyordu. Çünkü kendini hep öyle görüyor. En iyi gelin de benim, en iyi kayınvalide de benim. Öyle bir şey demiyor ama. Ama bak ben sürekli bunu yansı ediyor. Ben önce duyuyorum. Bunu ben sadece anlamıyorum. Melikeler de öyle anlıyor, Şahiste teyzeler de anlıyor, hanım teyzeler daha yeni. Bunu herkes de öyle anlıyor. Bunu sadece ben anlamıyorum. Ona istinaden koydum. Bir cevap vermek ben istiyorum. Bir dakika Çiğdem teyze, sen diyorsun ya, Duygu demek ki kendisine göre değerlendirmiş. Ben Çiğdem teyze kadar her şeye muhalefet olmuyorum. Aşağı kalır yanın yok diye. Onu demek istiyorsun ya. Hayır diyor ya senin için şey her şeye konuşuyor diye. Şurada ne yazıyor? Duygu mu yazıyor? Çiğdem. Görüyor musunuz? Çiğdem. Herkesin adına konuşan biri varsa sensin canım benim.
Melike ne diyorsun canım? Melike'ye de bir cevap vermek istiyorum Fatih. Benim demek istediğim şey şu. Çiğdem Hanım buraya geliyor, tadımlara bakıyor. İşte bu olmamış, ben bunu daha iyi yapardım. İşte ben böyle yaparım, ben şöyle yaparım. Yemeklerde kendini daha usta olarak gördüğü için, daha yukarıda gördüğü için yemeklerde. Ben de ne dedim, buraya gelsin. Gelin olarak o zaman hem siz de böyle bir şey yakıştırmışsınız. Buraya gelsin, yemekleri beraber yapalım. Elif Hanım da zaten mutfak kuralları koyuyor, denetleme yapıyor. Kayınvalideler yapar ya, hani bakar evine gider temiz mi pis mi falan. Elif Hanım da aynı şekilde onu yapıyor. O da kayınvalideler odasına gitsin dedim yani bu. Çiğdem teyze her şeye karıştığı için gelin. Ben buraya mı geliyorum? Her şeye karıştığı için demiyorum, yemeklere dedim. Ben onu yazdım kafama. Dedim ki her şeye karışıyor. Ben mutfağa gelip size mi karışıyorum? Ben burada yaptığımız yemekleri yiyip yorum yapıyorum. Hayır, en iyisini ben yapıyorum. Bir gün dedim mi Fatih Bey burada... Diyorsunuz, hep diyorsunuz. En iyisini karışmanın ben yapıyorum. Hep diyorsunuz. Asla öyle bir şey demedim. Hep siz bunu zaten evet. Hep söylüyorsunuz. Abi. Benim gelinim 10 numara yapmış, çok güzel yapmış, almış bu puanı. Evet. Siz bunu hak etmiyorsunuz evet, bu puanları. Hep diyorsunuz ama onu bunu söylüyorum, yapmıyorum diyemezsiniz yani. Melike'cim altını dolduruyor kadın zaten. Diyor ki, ama söylemiyorum, ben mükemmel değilim diyor. Sizin kayınvalideleriniz bunları söylüyor. Biliyorsunuz. Cevap yok. Bak ben söylüyorum diyor. Ama o gün söylediği de yanlış çıktı mesela. Yanlış demek değil canım, sana göre. Yanlış bana göre. Ama neden geçenler ediyor zaten. Sen zaten Duygu bir Çiğdem'e takmışsın. 2 hafta sen yapıyorsun. Yapıyorsun. Bak siz sen yapıyorsunuz. Gerçekten yapıyorsunuz. Bırakın geçin. Şuraya bir ayna koymamız. Evet biliyorum senin. Tekrar söylüyor. Yemekten anlıyorum. Biliyorum. Kayınvalideleriniz anlamıyor, bilmiyor. Bu kadar. Yani iyi kötü bizler de anlıyoruz. 28-29 yıllık ev hanımıyız. Olabilir. Yani siz anlıyorsanız elbette biz de anlıyoruz. Anlamıyorsunuz diye sizin cevap vermeniz lazım zaten kayınvalideler. Evet yani bence. Biz de yani ne demek anlamıyorsunuz? Herkes bir şeyleri anlıyor. O kadar ince noktalarını buluyor ki pirinç yıkanmamış diyor mesela. Arkaya dönüyor soruyor pirinci yıkadın mı? Hayır yıkamadım diye kayıtlarda çıkıyor. Biriniz de o bunu yapmıyorsunuz. O benden önceydi herhalde. Ben zamanında hiç öyle bir şey denk gelmedi. İnce noktalarına benim kayınvalidem kadar takılan yok. Bezelye yıkadınız mı diyorum. Buz tadı var. Yıkanmamış bu bezelyeler. Elif'e 5'i veriyorum. Neden 5 diyor. Elif'in bezelyesi yıkanmış. Buz tadı almıyorum. Kızlar yıkadınız mı? Yok. Buz. Sen bezelyeni suya koydun mu? Yıkadın mı? Koymadım ama sizin zaten kayınvalideleriniz ben burada. Ben bekledim aşılmadım. Allah aşkına. Siz de bilmiyorsunuz. Onlar da bilmiyor. Ben bir başlamadan kayınvalideler odasına bir gideyim geleyim. Sen de mi başladın Ezgi? Beni eleştirenlere bakın ya. Nereye gidiyorsun? Vardır yine bir kafasında tilkilikler Ezgi'nin. Kayınvalideler odasına gidiliyor diye laf söylüyordu. Kayınvalideler odasına gidiyor. Hayır ben anlamıyorum ya. Yani buradan neden bir gelin kayınvalide odasına gidiyor? Ya da oradan neden bir kayınvalide gelinler tarafına geliyor? Ben geldim, sohbet koyu. Hoş geldin. Ne oldu? Fark etmedi. Hoş geldin. Ne oldu kızım, bana bir şey hediye ya ver. Ben dikkat ettim, biz bugün Çiğdem teyzeyle evet, aynı giyinmişiz. Evet. Küpelerimiz de aynı olsun istedim. Bende 2 tane vardı. Aa, aman Ezgi sen de yani sana bula bula hediye verecek kızı kadını buldun ha. Birine hediye veriyor Ezgi. Aa kayınvalideme veriyor. Seni beni yerden yere vuruyor, sen de ona hediye veriyorsun. Şimdi ben bu küpeyi Çiğdem teyzeye niye getirdim? Geldiğin günden beri bana çok güzel puanlar veriyor. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ezgi bana verseydi ben de sana dün 5 verdim. Buradan giderken Çiğdem teyze bayağı bir üzgün gitmişti. Hatta böyle bana bir video göndermişti. Ben 15 tane bilezik almıştım. Demişti ki bana orada güçlü bir rakip yok. Evet. Biz yokuz. O yüzden sen kazanıyorsun evet. Ezgi'cim demişti. Evet. Daha düne kadar Jülyen'in ne olduğunu bilmeyen gelininize gelelim. Julien Dora denen yemekte kuşbaşı doğuruyordu. Şimdi de kendini mutfağın şefi falan zannediyor. Kuvvetli rakipler olmayınca gelenleri ezmeye çalışıyor. Hayırdır Ezgi? Ama geleli daha 3 gün, 4 gün, 5 gün artık bilmiyorum kaç gün oldu. Çok şükür çok güzel puanlar alıyorum. Bana da çok demek güzel ki bir şeyler öğrenmişsin. Ben zaten yemek biliyordum. Bilmiyordun Ezgi'cim, ben doğramayı gittim, bile bilmiyordun. Geri döndüm. Şurada anlaşalım seninle. Üst üste zaten bir sürü bilezik aldım. Bak, bir dakika. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz buradayken de zaten bir şey değişmiyor. Değişmeyecek de. Küpeleriniz de çok güzel oldu. Teşekkür ederim. İyi malı verdin. İyi malı verdin. Bak bravo. Sana bırakıyorum anneciğim. Ben tamam, size böyle tamam, bir cevap oldu, veriyorum. Oldu ben şimdi. Ben de böyle bir Ezgi geldiğinde gerçekten hiçbir şey bilmiyordum.
gerçekten hak ediyor, güzel tamam. yapana veriyorum. Ben ona şu bir şey... Şu anda beğendiğim yemeğine veriyorum. Tamam. Pişman da olmuyorum ben çünkü ona yapmış. Ben bir şey demiyorum ama... Ben kalkıp da güzel olan bir yemeğe pişmemiş, bu benim gelinimin yemeği olamaz deyip bir basmıyorum yani. Ne umuyor acaba? Gidip de orada Çiğdem teyzeye bir şeyler vererek ne umuyor? Devamının geleceğini falan mı umuyor acaba? O çok bekler Elif ne sana. Dersin? Olur yok, mu? Bugün yok, de yok. Olur mu dersin? Yok, o hediyelerle falan onu kandırabileceğini düşünüyor ama benim kayınvalidem gelmez o oyunlara. Oo, Ezgi gelmeseydi kalsaydın orada. Günü orada bitireceksin gibi geldi bize. Aa, o kadar bensizlik mi hissettiniz? Ya ne kadar hissettik bir bilsen. Ne yaptın orada kayınvalideler odasında? Size ne? Ne demek size ne? Benim kayınvalideme oynamaya gittin oraya. İzlersen görürsün. Yo ben buradan baktım zaten. Gittin ne onu... verdin Ezgi? Sanki görüyorsunuz buradan... arkadaşlar ne kadar meraklı. Hayır şimdi ne gerek vardı gittin kayınvalideme hediye getirdin? Anlamı ne? Neyin altına? Kıskandın mı? Yo niye kıskanayım sen? Durduk yere kayınvalideme hediye verecek insan değilsin. Allah Allah. Vardır kafanda bir tilkilik. Laflara bak laflara. Vardır kafanda laflara bir tilkilik. Laflara bak laflara. Elifciğe hadi de hadi doldur altını. Elifciğe de bak doldur. Sen. Ne güzel de konuşuyormuş Elifcik. Elifcik derken Ezgicik. Kayınvalidine hediye verecek insan tipi nasıl oluyormuş bana bir anlatır mısın Elifciğim? Sen durduk yere kimseye bir şeyini verecek insan durduk yere değilsin. Değil çok güzeldi. Nokta atışı oldu süper oldu. Hep zaten bu anı bekliyordum. Bomba oldu. Çok açık belli. Benim kayınvalidem sana dün 5 verdi diye sen de farkında bugün... Farkında olman çok güzel. Bugün ona işte minnet duyma hevesiyle gittin. Tabii ki. Altını doldurayım diye. Evet evet. E dedim ki devamını sana, bekliyorum dedim. Kayınvaliden sana 5 verdiğinde niye vermedin hediyeyi devamını ona? Bekliyorum dedim. Gelininize bir bana 5 vermeye devam edin lütfen rica ediyorum dedim. Oldu. O da dedi ki her gün veririm Ezgi'ciğim demiştir eminim. Peki bizim kayınvalidelerimiz de sana 5 veriyor. Neden gidip onlara hediye vermiyorsun? Çiğdem teyzeye gitmemin çok özel bir anısı ve sebebi var. Anısı bunu ne olabilir ya? Ne anısı olabilir kayınvalideme hediye vermenin Allah aşkına? Ay Elif şu anda bu kadar kıskanç geleni ilk defa ne kadar görüyorum. Ne çirkin konuşuyorsun. Niye hayır, Çiğdem teyzeyle senin nasıl bir anın olabilir ki? Olamaz mı ya? Ya nasıl bir anınız olabilir? Tamam biraz ne geçmişiniz var da anınız olacak onu i̇şte merak ediyorum. İşte bir geçmişimiz olmadan ön yargılı bir şekilde bir hamleler yaptı ya kendisi. O yüzden. Elif. Anne hediyeyi hani kabul etmişsin. Bir evet. kibarlık yapmışsın. Ama hediyeyi sana iyi niyetle getirmediğini söylemişler zaten. Ben senin yerinde olsam çıkarır atardım. Ya, o hediye, o hediye sana hediyeyi iyi niyetle getirseydi tak anne güle güle kullan derdim ama... Altında art niyet yatan hediyeyi bence takmanın ama mantığı yok. Şimdi, çıkar. Bak şöyle düşün bir ben de. Ben de sana elbiseyi de ben sana hediye ettim. Rica ediyorum küpeleri çıkar. Ezgi diyor ki siz yokken ben bu bilezikleri aldım. Siz geldiniz bir şey değişmedi. Daha almadı ki. Senden iyi puanlar aldığı için ama sana hediyeleri getirmiş. Efendim? Sen ona iyi ama puan verdiğin için. Yaparsa gene veririm puan. İlk hafta yaparsanız bana çok kötü puanlar vermemiştiniz. Hayır. Ama nedense bileğili bir şekilde gittiniz. Hayır ben size bileğini bir şekilde gitmedim. Ben sadece neden video o zaman yolladım. Böyle çayır çimende çayır dans ederek videolar attınız? Daha düne kadar jülyenin ne olduğunu bilmeyen gelininize gelelim. Jülyen doğru denen yemekte kuşbaşı doğruyordu. Şimdi de kendini mutfağın şefi falan zannediyor. Kuvvetli rakipler olmayınca gelenleri ezmeye çalışıyor. Hayırdır Ezgi? Bir dilin açılmış. Gelenleri küçümsüyorsun. Ne oldu? Bizde bir söz vardır. Ayakkabı yürümeyi, para konuşmayı öğretirmiş insana. O ben gerçekten verdiyseniz ben bunu size geri yardım edeceğim. Ben gerçekten beceriksiz bir insan olsaydım. Ama yemek yapamayan bir insan olsaydım bu kadar kalıp bu bakın, kadar bilezik almazdım. Bak, ben burada yemek şahit yapmak ayrı, konsantre olamamak, kere, adapte olamamak ayrı. Ezgi'ciğim bak kaç kere sana burada malzeme tekrar edilir. Verildi. Olabilir, olabilir. Ha ben bunlara şahit olabilir. Oldum. Bunları olabilir. Gördüm. Bir bunları kere yaşamak yapıyor. Yemek yapamıyor olmak yapamıyorsun. Mı? Yapsan zaten bunu yapmazdın. Diğer yarışmacılar daha konsantre, bir odaklı bir gelebilir. Sus. Bir sus ama. Bir kere tatlı yapıyordunuz, muzlu olacaktı. Sen muzu soydun, hop içine attın. Ben doğranması hayır, gereken bak, onu bile bilmiyorsunuz. Hayır. Kızlar çatalla ezdi. Evet. Ben halka halka yapıp içine hayır, çırparak sen komple ezdim. Attın içine. Ben, ben komple atmadım. Şahit olunca ben ne komple dedin? Atmadım. O zaman dövdüysen bugün de övdüm.
puanını veriyorum. Beğeniyorum, tamam, hoşuma gidiyor. Ediyorum. Ama altında başka anlamlar da getirdim. Hayır, hayır. O zaman teşekkür ederim. 5 günde bir insanı tanıyamazsınız. Yok yok verdi. Anne, çakmak yaptılar. Aa, takma. Yakışmadı. Ben sana daha güzelini, daha gerçekini alırım. Küpe istiyorsan İçinde ben alırım. İçinde kötü niyet olmadı. Biliyorum. Hiç ört niyette almadım ama takma. Ben. Bence de güle güle kullan. Ezgi bir kere gerçekten benim kolumda bilek, yani. Birinin verdiği bilekliği çıkaramadı biliyor musun? Gelinim dedi diye çıkarmadı. Ezgi'ye kırıldığım için. Hayır, bence çıkarmama. Hayır, güzel puan verdiğin için. Ay, onun verdi. İçinse takarım ama verdi, güle güle kullan bence. Çiğdem teyze, burada hiçbir rakip gelin gelip de sana iyi niyetli bir hediye aynen vermez. Bence Hatice'nin 5 bilezik almasını bayağı içerlemişsiniz. Çok içerlendi. Bir de ilk haftadan aldım ya, bayağı bir oturmuş içlerine. Evet. Acaba korku mu sardı sizi? 245'e ne kaldı şurada? Yani takmasan şu an yaptın, eline mikrofon alıp yanına gitmezdin. Sen bayağı bir içerlendin ama evet, galiba zaten Sevinç. Zaten gerçeğini alamayacak. Benim kızın içerlenmesen de kalmasın. Ben 250 taneyi ona maşallah, götüreyim. Maşallah, maşallah. Getir getir. Bak. Getirsene. Ne kadar bunlar güzel. Bunlar bir başlangıç. Gel, gel. Getir getir. Kaç getir tane? Koy koy koy. Bu ne ya? Aa. Bilezik. Aa, ne güzel. Sarı sarı, çok çil çil altınlar. Ama siz ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Şu an herkes bizim 250 bileziği almamızı kabul etmiş. Ya canım benim, mantıklı konuşmadın ya, işte bu alay konusu. Hatice'yi gaza getiriyorsunuz bence, hırslandırıyorsunuz. Hırs değil, zaten evrene bu mesaj gitti. Hepsi kabul etmiş, bilezik bizim bitti. Evren benden yana bacım, evren beni seviyor. Yapılmış bilezikler, herkes bize çalışıyor. Şu an hepiniz bize çalışıyorsunuz. Şuraya da biraz takayım. Koy koy, masanın etrafına da yay. Ay. Biraz masa, da şuraya takayım. Koy koy, şuralara da at biraz. Al biraz da şu duymadım, görmedime falan takayım. Ay çok güzel oldu. Bunlar da zaten kız görmeyecek takacaklarını. Anca bunlarla kalacak. Bunlar bir alıştırma alıp, alıştırma onlarla kızlar. Onlarla alıp alıp gideceksin kağıtlarla anca. Alıştırma bunlar. Gözleriniz alışsın. Ay zaten yüz buraya yüz falan takınca nereye koyacağımı bilmiyorum. Bunlar iyi oldu. Yakıştırdın yani. Ha, çok güzel. Bence bir önceki hafta için bunları konuşabilirsin ama bu haftadan itibaren ben varım artık. Böyle söyleyenleri severim. Gelin gerçekten yarışalım. Böyle gelip saçma sapan hareketler yapmaktansa yarışalım. Yemeklerimizi konuşturalım. Saçma sapan hareketi niye kabul ettin güzeli? Ya, bana yakışmaz zaten. Sen bunu yakıştırmışsın. Ben de size gösteriş. Yakışır. Ben size onlarla buradan inşallah gidersin. Ben size göstereyim, alıştırma yapayım dedim. Gözleriniz alışsın. Madem çok görmek istiyorsunuz o bilezikleri kolumda. Çünkü göremeyeceksiniz. Sahtelerini görmek istiyorum. Sizler zaten gidecek... gerçeklerini alamayacağım. Ya zaten biz gideriz zaten. Biz i̇şte göremeyiz. Evet. Siz gideceğiniz için. Sen bile gidersin. Dersin ki aa 250 bilezik. İşte siz gideceksiniz, göremeyeceksiniz kolumda. O yüzden şimdiden taktınız ki bakalım yakışıyor mu Hatice'ye diye. Gülcan bugün Hatice'ye 245 tane bilezik taktı ve Hatice de bunu kabul etti. Bilezikleri alıp koluna taktı. Bence olmadı. Hatice'nin takmaması gerekiyordu. Ben olsam takmazdım. Yani Gülcan onu tiye aldı, dalga geçti. Hatice de bunu kabul etti. Bence olmadı, takmamalıydı. Ay kız, onlar çok değerliler. Hüsniye bacım, gideyim evet. Hele ben bir çıkayım. Hele çık. Ay kız anam, bunlar çok değerli. Burada ziyan oluyor. Ay yazık. Ben bunları bir alayım. Ay kıyamam. Bunlar burada olamaz. Çok değerliler. Ne asla yapıyorsun anne? Asla. Çok değerliler. Altın orada duruyor. Bileziklerimizde gözleriniz üstünde mi var? Kaybolur. Reyhan teyze, bardakta da var. Ne yaptın? Hani? Şunu da alsana. Ha, bardakta. Bir işi yapmışken tam yap. Ay alayım, altınlarımız Allah Allah kalmasın. Ayol başka yerde var mı? Yok. Bak bak şurada ay, da var. Kolumda altın da var. Çok pahalı. Ay ne güzel, bak gördün mü nasıl kıskandı, aldı götürdü bile. İyi ki bunları kaçırabilmişim koluma. Kız sen Pollyanna falan mısın? Yok gayet normalim kız, ben. Kız zaten bence sinirden öldü de çaktırmıyor. Yapmayın kızlar, benim sinirlendiğim zamanları da görürsünüz ileride. Ay konuş tabii, sinirlendiğin zamanı sonra görelim. Boş ufak ver. Tefek bence şeyleri bu aralar fazla göremeyiz çünkü stratejik bir insansın. Biraz daha zamanı var oyunun çıkması için. Bilmiyorum, bence benim değil de senin yüzün bence gayet ortaya çıkmaya başladı. İlk geldiğinde bir yıl sonra mı beğendim, çıktı? Beğendim, güzel saklamışım. Seni beğendim, şöyle böyle takip ediyordum diyordum. Buraya geldim, baktın ki Hatice ile yarışamayacağım.
ben bununla beraber olamayacağım. Bir cephe almaya başladın Ezgi'cim. Ben sen, seninle hiç yarışmadım, sadece izledim. Demek ki yarışınca farklı oluyormuş Hatice. Yok, zaten diyorum ya, sen maskeni takıp sen gelmişsin. Sen beni arkada görmedin benim ki. Benim izlediğim Hatice sen bu değil ki. Sen beni arkada görmedin ki. Burada gördün, sevdim, benim beğendim. Benim izlediğim Hatice senin bu değil. Senin hala bu şekilde benimle konuşman lazımken sen bana cephe aldın. Neden? Ne oldu? Çünkü yanında korktun. Olmadım diye üzüldün mü? Ay çok üzüldüm. Ezgi, gelinlere mi katılamadın? Ben zaten bu zamana kadar kimseyle eş dost olmadım. Bu saatten sonra da olmam. Ben buraya tek geldim. Yarışmaya geldim, tek gideceğim. Ben zaten herkesle kanka burada zaten oluyordum. Kimse bayılırım. Kimseye dost olmaya gelmesin bence de. Saçmalık, bana saçma geliyor. Tamam, konuşabilirsin, anlaşabilirsin. Belki fikirlerin de uyuşabilir. Düşman değiliz sonuçta ama ben kimseyle dost olamam yani. Hiç niyeciğim. Boşuna uğraşıyorlar. Sana düşeni boşuna orada bırakmayayım. Altın çok pahalı. Gel ayol. Ay gel sana da takalım. Tak, tak, tak. Ay sana düşen hisse bu yani. Başka yok. Orada masanın üstünde olur mu? Altın çok değerli. Va, evreni o kadar güzel pozitif enerji yolladınız ki. Kız sen kendine 200, inandırdın 200, abacığım. Siz inanmışsınız. Korkularınız. Ne bunlar korkuları rüyam kız? Bunlar. Kız bacım tebrik korkularınız. Ederim birisi seni. Ay gel öpeyim. Hadi bir de öpüldün. Çok teşekkür ederim. Başka bir şey yapamazsınız. Ay, ama çok teşekkür güle ederim. Güle güle. Bunlar benim İyi için bu bilezikleri kazanmış olmanın resmi ispatıdır. İşte ispatıdır. 250 bilezikleri öyle alırsın. Bunları alırsın işte. Besimecim, senin gelinin bayağı bir ince, bayağı bir zarif, evet. Bayağı bir düşünceli. Çok. Onun için biz çok. O bizi takdir etmedi, alkışlamadı. Ben bir sürpriz yapayım Besimecim. Hele güzel gelinine. Ne sürpriz yapıyorsun? Sen de bize Aynurcuğum bunları boş bırak, sorgula. Kolay gelsin kızlar. Teşekkür. Ezgiciğim, verdiğin bilezikler için çok teşekkür ederim. Ezgi mi? Ay çok özür dilerim. Gülcan. Gülcan. Hatlar mı karıştı Hüsniye teyze? Yok, hatlar karışmadı. Ben sana buraya teşekkür etmeye geldim. Evren'e o kadar güzel mesajlar yolladı ki. 250 bilezik bizim evet, salla kızın bilezikleri 245. Evren'e bizim adımıza korkarak bayağı bir mesaj gönderdin. Buranın çıvanbaşı olarak da sana bu dükenleri, yeşiller yine de pozitifim, yeşil görüyorum seni. Bu çıvanbaşı olarak sana bu çiçeksiz dükenleri bırakıyorum masana. Senin kadar ince ne düşünemedim. Oldu? Yön mü değiştirdin? Gelir gelmez çok, Reyhan teyzeyi saldırdın. Çok teşekkür ederim. Bana bile derken Ezgi. Hayır. Sen bir şeyleri planlayıp geliyorsun bence. Hayır. Neyse Hüsniye teyze, hadi güle güle. Kesinlikle. Bay bay. Konuşamıyor yani, yarışamıyor seninle. Hayatım. Daha ne gitmedim, oldu? Buradayım. Ben git. 250 bilezik yemek dedim. Yemek mi yapacağız birlikte? Yok. Ben gel yardım et. Bak hayatım, birine bay bay diyebilmen için. Bay bay. Çok erken bir vakit. Bay bay. Ben sana... Ben zaten seni bir vadeli odasına göndermek için bay bay dedim. Ha. Ama sen o kadar gitmekten korkuyorsun ki. Gitmek seni mi? Yollayacağım sandım. Yok yok hayır. Daha yeme... onu demedi. Yemeğini yap. Daha demedi. Yemeğini yap. Hadi yemeğini. Bay bay. Bay bay. Buradayım pozitif ben. Enerji. Size bay bay demeden gitmeyeceğim. Pozitif enerji. Bay bay. Hüsniye teyze uğraşma. Baş edemezsin Gülcan'la. Çünkü içine gelmeyince aynı lafları tekrarlıyor. Kız ben en azından tekrar diyorum. Sen konuşamıyorsun bile. Ya yapma Allah aşkına. Yaptım valla. Ne söyledin yaptım de cevap Allah. Vermedim. Ne söyledin de cevap vermedim. Bağırmam mı gerekiyor? Benim ses tonum bu kadar, daha çıkmıyor. Yapabileceğim bir şey yok canım. Kız niye çıkıyorsun? Paraya kıydın, diken mi aldın? Diken bacım? Mi aldın sen? Herkes yakışanı yer. Sen herkes yakışanı sen yer. Senin koluna taktık evet, biz yakışanları. Evet. Bu ben buna inanıyorum. Evet. Bu pozitif enerji. Ben hayatımda bana gelen ne kadar kötü şey de olsa hepsini pozitif tabii, karşıladım. Tabii. Hepsini tamam. Sevgiyle karşıladım. Aferin yapıyorsun. Herkesi kendi enerjisiyle baş başa bıraktım. Öyle ona bile dikeni şey gibi götürmedim. Yine yeşil bir dal. Belki ileride çiçek açabilir Gülcan. Kendini yenileyebilir. Belki doğruyu bulabilir. Gülcan zaten açılmış bir çiçektir. Sen bu yaptığına karşılık ne yapılır biliyor musun? Ne yapılır canım benim? Dur ben sen ben göstereceğim sana, sen göreceksin. Aman düşmeyesin. Sen bayağı bir hırslandın. Sen seyret gör. Bayağı bir hırslandık. Ya. Hırsla kalkan zararla oturur ya. Oturup da burada sizin yaptıklarınıza cevap vermeyip de başımın üstüne koyacak halim yok. Besime teyze de geldi. Gülcan, o sana ne getirdi? Vallahi bilmiyorum ne getirdi. Ben yemek yaparken bir geldi, bir gitti. Çaldıklarına bak hele. Bir şeyler söyledi. Herhalde pozitif bak. Enerjiden aldığı, anladığı al. O. Ay. Al. Ay. Ben yemekten sonra cevabımı verdim. Gördün mü? Gerek kalmadı. Gördün mü sen?
Sen yaptıklarını. Besime teyze ne kadar basarsan bas aynı duruyor yalnız. Diken çünkü.